Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün ikinci ürün soya fasulyesi kontrollerindeyiz. 3 Ağustos 2021. Çeşidimiz Lider. Yangınlardan dolayı küller yaprak üzerine yapışmış. Şu an zararı kontrollerini yapıyoruz. Şu an kökteki nodu sayısına bakacağız. Şu an nodumuz gayet iyi. Bakterimiz sağlam mı ona bakacağım. Şöyle bir bunlar hep modüllerimiz. Soyamız gayet sağlıklı görünüyor. Şu an bakterimiz bakterimiz canlı. Şu an boğum arılarına baktığımız zaman boğum arıları da gayet iyi. Bu arazimize taban gübresi olarak 20 kilogram 18.46 kullandık. Yani DAP gübremizi kullandık. Üçüncü suyumuzu vereceğiz. Bundan önce bu geçen sudan önce kurt ilacımızı veya sinek ilacımızı atmıştık. Bir de yanında döllendirici kullanmıştık. Bu sudan önce kontrollerimizi yapıyoruz. Ona göre şu an temiz görünüyor. Uygulama yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz. Şu an çiçek sayımız da gayet iyi görünüyor. Metrekaredeki bitki sayımız da gayet iyi. Bu arazimize 9,5 kilogram soya fasulyesi tohumu düşmüştü. Şekilde eski zararlar var. Taze sürgünlere baktığımız zaman herhangi bir zarar göremiyoruz. Biraz beyaz sinek yoğunluğu var. Bu sulamadan önce Serkespora'ya karşı mildiyo, kök boğazına, siklorotonya'ya karşı önlem amaçlı Amistar ekstra kullanacağız. Dönüme 100 gram düşecek şekilde uygulamamızı yapacağız. Kurt ilacı kullanmayacağız. Mantar ilacıyla beraber tekrar bir döllendirici kullanacağız. Bu uygulamada mantar ilacı olarak Amistar ekstra, döllendirici olarak fosfor, çinko, molibden tarzı bitki beslememizi kullanacağız. Beyaz sinek için de beyaz sinek çok yoğun olmadığı için asetamprit kullanacağız. Zenk ilacı dediğimiz yani yaprak biti ilacını kullanacağız. Ruhsata baktığımız zaman beyaz sinek için etkili bir çek ilacımız. Arazimiz 40 dekar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.